Değerli arkadaşlarım merhaba. Sizlere iş sağlığı güveninin kariyer planlaması nasıl yapılması gerektiği konusunda kısaca kendi tecrübelerimi de katarak bilgiler vermeye çalışacağım. İsmim Hakan Erdoğan, A sınıfı iş gücünün uzmanıyım. Makine mühendisiyim. Endüstriyel projeler, uluslararası projelerde grup şefliği ve HSE menajerlik ve HSE koordinatörlük yaptık. Şimdi arkadaşlar, Alice Harikalar Diyarındaki kitabını herkes hemen hemen okumuştu. Bu arada bir kısım var. Tavşanın peşinden Alice koşar ve yetişir. Ona der, yol ikiye ayrılır. Hangi yoldan gideceğiz? Tavşan der. Tavşan da dönüp Alice'e der ki, nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yoktur. Yani bizler hedeflerimizi çok iyi planlamamız, hedef koymamız lazım. Akıntıya doğru kendimizi bırakmamamız lazım. Şimdi bizdeki mevzuatlarda ve ülkemizdeki uygulamada biliyorsunuz ABC kavramı var. Eğiticinin eğitmeni, İSG tekniker gibi kavramlar var. Uluslararası sınıflandırmada ise HSE koordinatör, lead engineer, manager, safety manager, deputy manager, safety deputy manager, engineer, supervisor, trainer, officer, inspector, auditor, PTV officer, specialist gibi farklı kavramlar söz konusu. Görüldüğü gibi aslında belli konularda iş güvenliğinin İSG kavramının alt üniteleri ve alt birimleri söz konusu. Yani ben makine mühendisinden örnek vereyim. Makine mühendisi genel mezun olabilirsiniz ama altında bir enerji, bir otomotiv, bir mekanik, bir tesisat, bir iklimlendirme gibi birçok farklı uzmanlık gerektiren, ihtisas gerektiren alanlar söz konusu. Bizde de ileride olacak olan bu. Ama bizde tabii süreç biraz daha yavaş işliyor. Ama uluslararası dediğim gibi projelerde, firmalarda bu kavramlar var. Mesela süpervizör dediğiniz zaman bir alanda uzmanlaşmış kişi aklınıza gelir. Bu kişi aynı zamanda iş güveni uzmanı olup bir alanda uzmanlaşmış. Nedir? Örneğin lifting süpervizörü, yük kaldırmayla alakalı, bu winchler vesaire yük kaldırmayla alakalı uzmanlaşmış kişi demektir. Şimdi size bir video izleteceğim arkadaşlar. Of all the tools used in construction, the handheld grinder is one of the most potentially dangerous. Never use a grinder with an abrasive wheel that does not match the maximum diameter and RPM of the grinder. Never use a grinding wheel without a guard. Not only does the guard help protect you from flying debris, but it ensures you don't attach a larger grinding wheel than permitted. An over-rotated wheel can explode, sending shrapnel with enough force to maim or kill. Don't use a grinder without a guard. Always match the maximum RPM of the abrasive wheel to the grinder. And wear your personal protective equipment. You're a pro. Şimdi arkadaşlar, elbette şimdi bu videoyu özür diliyorum, başa geçti. İzlediğiniz zaman bunları genel olarak tüm arkadaşlarım söyledi. Derslerde de ben yüksek lisans derslerine girdiğimiz öğrencilerimize uygulama olarak izlettiğim videolardan bir tanesi bu. Tabii biz derste kök sebep analizi, root cause analiz dediğimiz kök sebep analizinde işliyoruz. Burada siz tabii video izlediğiniz zaman şu yetiye sahip olabilmeniz lazım. Kaza araştırması, işi, kök sebep analizi, malzeme yönetimi, videoda malzemelerin gelişi güzel dağıtıldığı, bir mesela taşlama yaptığı zaman bir onu sabitleyecek mengene gibi, masa gibi bir düzeneğin kurulmadığı, temizlik, housekeeping dediğimiz temizlik yönetiminin olmadığı, cable management dediğimiz kablo yönetiminin, kabloların gelişi güzel yerden geçtiği, renk kodu uygulamasının olmadığı,
Color Code. Şimdi burada renk kodu uygulamasından kastettiğimiz özellikle uluslararası firmalarda yapılan bir uygulama. Eğer bu tabi sadece kablolar için geçerli değil. Kablolarda, işte el aletlerinde, el ekipmanlarında, hatta vinçlerin kancalarında aylık kontrollerinin yapılıp yapılmadığını belirlemek amaçlı kullanılan bant ya da sticker gibi renkli bir sistem, renk yapıştırma sistemi. Yani siz orada örneğin diyorsunuz ki bu ay elektrikli el aletlerin renk kodu mavi. Eğer sahada gezdiğiniz zaman mavi görürseniz bilin ki o el aletin ya da o kablonun kontrol edildiği anlamına gelir bakım kademesinde. Bu tip uygulama. Burada denetim ve kontrollerin audit ve inspection dediğimiz inspectionların olmadığı görülüyor videoda. Zaten dediğim gibi videoda zaten belirtiyor. KKD kullanımı yok. Ortalık darmadağın. Orada ne var? Sıcak çalışma var. Hard work var. Grinding machine'de yani taşlama makinesinden etrafa ne yapıyor? Kıvılcımlar gidiyor ve dolayısıyla bunlar eğer etrafta yanıcı ya da parlayıcı, patlayıcı maddeler olsa tehlike arz ediyor. İş izni sistemi yok. Çalışma alanında barikatlama, uyarı levhaları falan yok. Yürüyüş yolları, walking path dediğimiz belirli değil. Liste değerlendirmesi, acil durum planları, eğitimleri ve benzeri birçok eksik var. Yani bunu niye anlatıyorum? İyi bir iş sağlığı güvenli uzmanı böyle bir videoyu izlediğinde bunun gibi birçok sorunu görebilmesi lazım. Yani bu sadece oradaki sorun taşlama makinesinin koruyucu kısmının muhafazasının olmaması değil veya taşın küçük ya da büyük RPM'ine uygun olup olmaması değil. Aslında birçok çalışma sahasında problem var. İyi bir iş sağlığı güvenli uzmanı çok iyi bir gözlemcidir ve her şeyi görmeye çalışır. Bu da tabii ki tecrübe ve kendinizi yetiştirmeyle alakalıdır. Şimdi arkadaşlar, bence bu benim şahsi fikrim. Ben iş güvenli uzmanıyım diyen bir kişi prosedür plan oluşturmasını bilen kişidir. Bakınız ben her zaman her ortamda söylüyorum. 9001 kalite sertifikası peynir ekmek gibi her tarafta dağıtılıyor. Fakat herhangi bir şirketin, herhangi bir firmenin kalite sertifikası sistemini kur dediğin zaman siz ibraz ettiğiniz 9001'e rağmen kuramıyorsanız sizin o eğitimi almadığınız anlamına gelir. Yani sizin o eğitimi alıyor olmuş olmanız sizin o sistemi kurabiliyorsunuz anlamına gelir. Dolayısıyla bir iş güvenliği HSE planı iş güvenliği planını oluşturabiliyor olabilmek, o kapasitede olmak çok önemli. Size bununla ilgili de videolar çekeceğim arkadaşlar. Ben bilgiyi kendime saklamayacağım size. İnşallah hepsini öğretmeye çalışacağım. Tabii ki eksik yanlarımız olabilir. Bu konuda bizden çok 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 iyi tecrübeli arkadaşlarımız olabilir. Fikirlerine ve bilgilerine saygı duyuyorum. Benim bilgi seviyemin yettiği ölçüde sizlere yardım edeceğim. Şimdi arkadaşlar, HSE planı içinde şirketin hissedi politikası, amaçlar, hedefler, vizyon, misyon, rollerin tanımlanması, işte akış şemaları, işte bu CSA, Job Safety Analysis kapsamında iş tanımları, organizasyon şemaları, tehlikelerin tanımlanması, işte kimyasal, fiziksel, biyolojik, ergonomik, psikososyal, risk değerlendirmesi, acil durum planları, kurtarma planları, tatbikatlar, sağlık işlemleri, eğitimler, denetimler, lojistik sistemi, iş izni sistemi, temin ediciliği, KKD'ler işe göre, çevre atık yönetimi, malzeme depolama yönetimi, yazışmalar, raporlaşma sistemi, denetim raporları, toplantı kayıtları, kaza araştırma raporları, MSTS'ler ve benzeri birçok şey bu planın içinde yer alır. Elbette hepsini bir planın içine sokmayabilirsiniz. Atıf yaparsınız. Dersiniz ki kuracağınız sistemde döküman 1'deki risk değerlendirmesi örneğin ne diyelim kompresörlerin luboilinki yapılacak. Yani yağlaması, iç temizliği yapılacak. Onunla ilgili risk değerlendirmesi ek bir bilmem ne de ki kullanacaktır der. Büyük şirketler de bu şekilde arkadaşlar. Örneğin Teknikas, Renudas, Linda gibi uluslararası şirketler adamlar getiriyorlar, çantayı açıyorlar. Diyorlar ki bu iş için bunu uygulayacaksınız. Bu iş için bunu uygulayacaksınız. Biz her zaman bu tabii ki bize verilen planları kendi sistemimize entegre edebilmeniz lazım. Kendinizi işte bu bahsettiğim hususlarda lütfen yetiştirmeye gayret gösterin.
kendi sisteminiz, örnek gördüğünüz sistemleri alın, kendi sisteminize adapte edin, kullanın. Örneğin bu bize her gün teknik asrayını yollamış olduğu bir uygunsuzluk döf raporu. Bakın burada 9121'e gelmişiz. 10 binlerce madde yazıldı. Tabii burada sahada 3000 üzerinde insan çalışıyordu. Burada tabii ki her bir maddenin çalışma alanı, location dediği işte ünitenin olduğu kısım, işte mesela düşen malzemeler, çalışma alanıyla alakalı yük kaldırma sapanı, bakın bu kişi sapanı Turgay'mış ismi, Rusça yazıyor tabii. Bu arkada yırtık sapanı sahada kullanmaya çalışmış ve bu görülmüş. Tabii biz bunu ne yapıyoruz? Spesifik eğitim alıyoruz. Biz de bunu kendimize uyarladık ve bu şekilde gördüğünüz gibi uygun kişiler, şey sorumlu kişiler, yüksekte arkadaş uygunsuz çalışıyor. Bununla ilgili bir her gün yayınladığımız döküman var. Tabii bizim weekly walkthrough report dediğimiz haftalık yürüyüş raporu. Burada bu çok önemli bir şey aslında. Günlük yapılan saha kontrolü, inspection ve auditlerin haricinde ana firmayla veyahut da kendi fabrikanızda yöneticilerin de katıldığı bir saha iş başladıktan belli bir zaman sonra sahada şöyle bir turlayın. Herkes bir baksın kim nasıl çalışıyor ve toplantı yapıp o toplantıda da siz uygunsuzlukları yazın. Mesela burada housekeeping problemi varmış. Temizlikle ilgili çöplerin toplanmasıyla ilgili açık demiş. Ongoing, yani devam eden bir süreç demiş. İşte bu ekiple beraber işte Javier, Filipenko, Juan, Ayman, işte ben ve Mustafa Bey katılmışız. Tabii burada bizim aylık raporlarımız, onların bize monthly report dediğimiz aylık raporlarımız var. Bunları niye anlatıyorum? Sizlere işte bu prosedürleri öğrenebilmeniz lazım. Maalesef ben bunun kavgasını çok yapıyorum. Arkadaşlarımıza yüksek lisans derslerinde, yani ben teorik olarak endüstriyel gelişiminin, İSG'nin, işçi haklarının 1700'lerde, 1800'lerde, yani onu okursunuz, kitaplarını da okursunuz. Ama bana göre bu prosedür oluşturmaların, ortam ölçümlerinin nasıl yapıldığının anlatılması lazım. Birçok arkadaşımız bu konularda gerçekten onların da kabahati değil, şu anki işleyiş sistem öyle, gerçekten zorlanıyorlar ve sağdan soldan risk değerlendirmesi istiyorlar. Yani risk değerlendirmesi çok basit bir şey. Eğer siz yöntemini biliyorsanız inanılmaz basit. Ben şu an otursam nükleer santralini de yaparım, uzay mekiğini de yaparım. Ki roket fırlatması uzayla ilgili çalışmam da var zaten. Yani şunu söylüyorum. Neyi nasıl yapacağınızı biliyorsanız bu iş o kadar da zor değil. Zevkli ve mutlu olursunuz. Mesela burada emergency response plan dediğimiz acil durum işte kurtarma planı veya bu evacuation plan falan diye de geçiyor. Rescue plan. Şimdi arkadaşlar burada tabii bizim 112K8 kolonu, yani ekipman, tankın içinde çalışma var. Bununla ilgili ana firma bize diyor ki buradaki çalışacak, sıcak çalışma, soğuk çalışma kişilerle ilgili bir kurtarma planı yapın. Biz de yapmışız. Bunun içinde tabii, şunu azıcık aşağı çekelim, amaçtan başlamışız. Çalışacak personelden tutun da risk değerlendirmesine kadar her şeyi planın içine koymuşuz. Sadece bu işle ilgili. Bununla ilgili alternatif çizimlerimizi yapmışız. Hem manuel, hem jeneratörle, hem de farklı hani kurtarma yöntemleriyle göstermişiz. Tabii bizden bunu tatbik etmemizi istediler. Şimdi arkadaşlar biz ekip arkadaşlarımızla, ben yaklaşık 7 senedir arkadaşlarımız ülkemize katkı sağlam adına yetiştirilmesi için gönüllülük esaslı hizmet ediyoruz. Sizin işte tabii ki sınava hazırlık ayrı bir süreç, sınavı kazandıktan sonra sizin yetişmeniz için elimizden gayreti, çabayı sarf ediyoruz. Dokümanlar, örnek bilgiler, mesela teknik İngilizce grubumuz var. Size sıfırdan İngilizce öğretmenin yanı sıra bu işin terminolojisini, iş sağlığı güvenliğini İngilizce, occupational health and safety'nin İngilizcesini öğretmeye çalışıyoruz. İSG saha uygulamaları, dokümasyon paylaşımı, sahadaki tecrübeler ve ne boş grubumuz da var.
Şimdi arkadaşlar kariyer planını yaparken ben şahsen neye dikkat ederim? İlanlara bakarım. Uluslararası ilanlarda iş sağlığı güvenliği ile ilgili ne istiyorlar ona bakarım. Mesela burada Kariyer.net'ten almışım herhalde bunu. Evet. Çalık Enerji'nin Güney Afrika'daki işinde kişiler NEBOŞ sertifikası istiyorlar. Görüyorsunuz değil mi burada NEBOŞ? İş sağlığı güvenliği sertifikası istiyorlar. İSG yazmışlar. Aslında OHS olması lazım. O da enteresan olmuş da bu arada. Buradaki hani diğer işte standartları oluşturabilen endüstriyel pratiğe sahip bir sürü durumdan bahsetmiş. Ama hani sertifika anlamında söylüyorum. Yine mesela Rönesans'ın Ankara'da kişi için mesela IOHS, NEBOŞ, OSHA sertifikalarına sahip. Yani diğer unsurlar da var ama hani kariyer planlıyoruz ya, hangi sertifikaları almalıyım, ne yapmalıyım boyutundan bakarsak işte bunlar bize hedefimizi belirlerken yol gösterecek key anahtar faktörler. Mesela bu da bir İngiltere'denmiş. Biliyorsunuz İngilizler, İngiliz sisteminde para, maaşlar peşin veriliyor. Burada 60 bin pound'dan 45 bine kadar maaştan bahsediyoruz. Şey düzeltiyorum, 450 bin. Çok deli paralar. Fire Health Safety Risk Advisor demiş. Londra'da iş. NEBOŞ genel sertifikası, NEBOŞ yangın sertifikası olan hani baktığın zaman farklı şeyler de var tabii istediği ama sertifikasal boyutta bunları istiyor. Şimdi tabii biz İngilizce öğretiyoruz. Bu işte İngilizce çok önemli arkadaşlar. Yani artık bu işin uluslararası terminolojisi İngilizce. Egemen dil İngilizce. Yani İngilizce öğrenmek, eğer gerçekten kariyer anlamında iyi bir yerlere gelmek, kendinizi hem konum itibariyle hem maaş itibariyle iyi bir yerlere gelmek, büyük projelerde çalışmak istiyorsanız İngilizce önemli arkadaşlar. Yani bu bahsettiğim İngilizce bir dokümantasyonu oluşturabilme, toplantıda size sorulan soruları veya toplantıdaki olayları hani irdeleyebilme ve cevap verebilme seviyesinde bir İngilizceden bahsediyoruz. Şimdi uluslararası sertifikalar neler var? Şimdi NEBOŞ sertifikası var. Bu çok çok her yerde geçerli olan bir şey. Şimdi NEBOŞ'un diploması var arkadaşlar. NEBOŞ diploma, online eğitimleri olanlar var. O eğitim sürecinden sonra İngiliz Büyükelçiliğinde sınava giriyorsunuz. Bu buradaki yansıdaki tüm NEBOŞ sertifikaları 3 aşamalıdır. ÖGC 1, ÖGC 2, ÖGC 3 diye sınavları vardır. ÖGC 3 bir rapor hazırlama, bir ödev gibi düşünün. ÖGC 1 ve 2 de sınavlar. ÖGC 2 teknik, ÖGC 1 de idari ve yönetimsel hususlardaki sınavlar. Şimdi diploma konusunda özellikle genç arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum. Diplomayı gidin İngiltere'den alın arkadaşlar. Bununla ilgili kendiniz İngilizce tabii ki bu ders diploma İngilizce. Onu söyleyelim. Bunun yaklaşık 6 ay falan bir eğitim var. Hani o civarda. 3 aya da düşmüş olabilir. Son şeye bakmadım. Online eğitimleri var. Tekrar söylüyorum. Ama sınavlar İngilizce ve oldukça zor. Saha tecrübesi gerektiriyor. Benim tavsiyem bir önce bir dil eğitimi. Akabinde de bunun diplomasını alabilme adına İngiltere'den almanız. Bu diplomayı aldığınız zaman uçar gidersiniz arkadaşlar. Sonra Shell, BP bir sürü büyük şirketin kapıları size ardına kadar açılır. Genç arkadaşlar bakın bu dediğim çok önemli. Size kimse zamanında bu tip şeyleri anlatmadı. Genel sertifika bende var. Bunun hem İngilizcesi hem Türkçesi Türkiye'de veren birçok kuruluş ve kurum var. Yani reklam olmasın istiyorum ama isim de verebilirim. Yani vermesek mi acaba? Kararsız kaldım. Neyse araştırabilirsiniz. Birçok birim var bunu veren. Dolayısıyla orada Türkçesi de veriliyor sertifikanın. Yaklaşık bir hafta 10 gün bir eğitim var. Peşinden ÖGC 1, 2 ve 3 sınavları var. Tabii eğitimler biraz pahalı. Sınavlardan kaldığınız zaman da ortalama her bir sınav için 1000 liraya yakın para veriyorsunuz. Ciddi bir sınavlar. Yani klasik oluyor zaten. Test mest olmuyor. Türkçe eğitimden sonra Türkçe sınava giriyorsunuz. Türkçe cevaplarınız İngilizce çevrilip
İngiltere'ye gönderiliyor. İngiltere'de de hocalar okuyor ve puan veriyor ve sertifikanız da İngilizce geliyor. Construction Health and Safety benim de hedeflerimin arasında olan. Fire Safety and Risk Management, Oil and Gas Operation Safety benim uzmanlık alanım zaten Oil and Gas. Bu üçü yani Construction, Fire Safety, Oil and Gas hatta diploma dördü diyeyim. Benim bu 3-4 senelik süreç içerisinde hedeflerimin arasında almayı hedeflediğim sertifikalar. Ve bir de Process Safety Management sertifikası var. Tabi OSHA sertifikası. OSHA genel endüstri ve construction 10 ve 30 saatli şeyleri var. Bunun için Amerika'da olmanız şart. Ya da Amerika'da bir adres göstermeniz gerekiyor. Hani Türkiye'de bunu veren kurum yok. Veremezsiniz. Amerika'da olmanız gerekiyor. Bu da tabii ki OSHA'da uluslararası geçerli olan sertifikadır. Bunlar bizim ABC uluslararası geçerliliği yok. Yani bizim projede biz teknik rehabilitasyon adını unuttum ama kişiye ibraz ediliyor. A sınıf uzman diye. Bu ne diye adam tepki gösteriyor. A ne ya falan diye tepki gösteriyor. Sonra NEBOŞ'u görünce NEBOŞ sertifikasını tamam şimdi oldu diyor. Dolayısıyla hani OSHA ve NEBOŞ sertifikaları önemli. Bunun için de dedim ki bunun da online eğitimleri olanlar var ama çok o konuda dikkatli olun. Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın ciddi bir Labor Minister'ın bu konuda çok ciddi bir şeyleri var, yaptırımları. Yani ülke içerisinde veya oradan bir adres gösterip alabiliyorsunuz. Tabii daha basiti IOS var. Bu da birkaç günlük eğitimin sonunda verilen Leading Safety, Working Safety, Managing Safety bir de en son şimdi Fire Safety for Managers diye yeni de çıkan bir şey daha var. Bunlar bizim 9001'ler gibi çok rahat alabileceğiniz 1-2 gün eğitimle alınabilecek basit olarak ama bu da tabii ki uluslararası geçerli olan sertifikalardır. Tabii bu işin babası NEBOŞ ve OSHA'dır. Yani onu her zaman söylüyoruz. Tabii uluslararası başka sertifikalar da var arkadaşlar. IATA sertifikası var. Ülkemizde de veren birimler var. İşte bu yükseklikle çalışmayla ilgili. Level'ları var. Level 1, Level 2, Level 3. Araştırabilirsiniz. Bakın dedik ya. Belli alanlarda siz uzmanlaşabilirsiniz. Bu da bunlardan birisi. Bizim şirket mesela bu IRATA sertifikası olan Alpino dediğimiz kişileri getirdi. Tankların dış kısmının boyasında kullandılar. Adamların günlüğü minimum $4000'dan başlıyor. $4000-$5000. Yani ciddi ciddi bir iş bu. Barajlarda falan kullanılan işte yüksek bu rüzgar santralleri de dahil birçok yerde bu IRATA sertifikası bayağı iş görüyor. GWO Safety Training dediği Global Wind Organizasyonu'nun adı da üstünde rüzgarla ilgili iş güvenliği sertifikası. NSC'ler var. National Safety Council'un verdiği. Bunların Türkiye'de şu an veren kurumlar var mı? Açıkçası bilmiyorum. Yok diye biliyorum. Ama internet ortamından verenler var. Tabii bu internet ortamından alırken de National Safety Council'in akredite olan birim bulmanız gerekiyor. Tabii burada Safety Inspection Türkçesi ya da Root Cause'un şeyleri var. İşte neler var? Fundamental hijyenle ilgili Safety Management Technique, Safety Training, Methods, Behavior Based Safety, Job Safety Analysis gibi birçok gördüğünüz gibi alt birimlere ayrılmış National Safety Council'un vermiş olduğu sertifikalar var. Açıkçası vakit bulabilirsem ben de bunları da CV'me dahil etmeyi planlıyorum. Ama dediğim gibi bu işin şeyi NEBOŞ ve OSHA. Başka eğitimler de var. İşte iskele denetim eğitimi, iskele süpervizörlük, sistem iskele kurum söküm eğitimi, vinçle kaldırma eğitimi, temellik yardım, yüksekte çalışma, kapalı alan çalışması, azot, FMA, kök sebep araştırma eğitimi gibi birçok farklı hani mesleğimizi ilgilendiren eğitimler var. Bunları da mesela iskele kontrolü ile ilgili tavsiye ederim. Ama dediğim gibi sizin hedefinizi iyi belirlemeniz lazım. Ben kendi adıma söylemem gerekirse ben daha çok endüstriyel projeler, işte rafiner inşaatı gibi büyük endüstriyel projelerde oil and gas sektöründe çalışmayı tercih ederim. Çünkü orada inşaattan tutun da beton dökmeden, underground çalışmasından, heavy liftingden birçok şey kaynaktan
patlatma testinden birçok olayı görebildiğimiz multi hepsinin iş güvenliğiyle ilgili her şeyin olduğu yaşandığı bir alandan bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar tabii bunun dışında sizlere 45.001 9.001 yerine gelecek bu. 14.001 45.001 18.001'in yerine gelecek. Yanlış söylemeyelim. 18.001 kalkıyor, yerine 45.001 geliyor. 14.001, şimdi 45.001 ile ilgili Zibil'de yine eğitim kurumları kurs açacak. Sertifikasyon işlemleri başlayacak. 14.000 çevre ile ilgili, 9.001 kalite ile ilgili, 50.001 enerji ile ilgili. Bunun gibi sertifikalar var. Tabi burada size tavsiyem, alacağınız bu sertifikaların uluslararası akredite olan kurumlar varsa tabii ki araştırsanız, var ben biliyorum. Onlardan hani almanız, işte Beavertas gibi mesela, almanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar burada bizim ülkemizde, şunu biraz aşağıya çekelim, faaliyet gösteren büyük şirketler: Enkar, Rönesans, Polimex, Tal, Tekfen, Gama, Gemont, Limak, Antyapı, STF, GAP, İnşaat, Alarko, Öztürk, Nurol, Çalık, Yamatan, Dia, ESTA, mesela ESTA Moskova'da daha çok iş yapıyor. Mesela arkadaşlar bu şirketler uluslararası projeler, rafineri inşaatından, havaalanı inşaatından, altyapı inşaatlarından, hastane inşaatından, uluslararası hem Afrika'da, hem Avrupa'da, hem Rusya'da, o coğrafyada faaliyet gösteren şirketler. Bunu niye veriyorum? Hedefiniz bu olsun arkadaşlar. Hedefiniz bu firmalar olsun. Uluslararası iş yapan firmalar olsun. Ve bunların, size şimdi az sonra da söyleyeceğim, bunların yönetiminde HSE ile ilgili, iş sağlığı güvenliği ile ilgili, Occupational Health Safety ile ilgili yöneticileriyle kontakta olmaya çalışın arkadaşlar. Yine bunların da bir üst firmaları var, ana firma. İşte Shell, BP, Teknikas ve DAS, Linda, CCC, Saipem gibi, Petrofac, Beketel gibi, PCL Construction gibi. Bunlar da Türkiye, dünyanın en büyük ana işverenleri. Bakın az öncekiler alt işveren, ana işveren. Elbette buralara hedefleriniz olması lazım. Benim Shell'de çalışan arkadaşım var. Bunu ben her zaman anlatıyorum. Örnek de veriyorum. 3 ayda 15 gün izni var ve 24 bin dolar maaş alıyor. Ve bu arkadaşımız Boğaziçi ODTÜ mezunu da değil yani. Türkiye'mizde, ülkemizdeki diğer üniversitelerden birinden mezun ama kendini, arkadaşımız çok iyi geliştirmiş. Ne boş diplomasını almış. İngilizcesini geliştirmiş tabii ki. Ve belli bir tecrübeden sonra pozisyona gelmiş. Hedefiniz bunlar olması lazım. Diyeceksiniz ki hocam bunlara nasıl ulaşacağız? Ya bunlara ulaşmak kolay arkadaşlar. Bunların bu dediğimiz yetkinlikleri aldıktan sonra işlerini takip edeceksiniz. CV'lerinizi bu firmalara göndereceksiniz. LinkedIn diye çok güzel bir Facebook benzeri var. Web olayı var. LinkedIn'den benim mesela arkadaşlarımın çoğu ve eklemeye çalışıyor. Araştırırım. Teknikas Rendas örnek veriyorum. Ya da Shell. HSE ile ilgili kimler varsa arkadaş olarak onları eklerim. Sürekli onları takip ederim. Arkadaşlar sistem özellikle bu bahsettiğim, gerek bu slide'da olan işte Enkar, Rönesans, Tal, Tekfen gibi, gerekse bu slide'da olan uluslararası kişileri sürekli eklerim. Onlar da benim CV'me oradaki rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Gerekiyorsa iş arıyorsam da bunlara yazarım. Sürekli girişimde bulunurum. İşte mesela LinkedIn. Burada benim 4000 üzerinde arkadaşım var. Ve birçoğu da dediğim gibi bu firmalarda çalışan insanlar. Bunlar oturur araştırıyorum arkadaşlar. Şimdi tabii kendinize planlar yapın. Mesela benim 2018 planlarım. En az iki bilimsel makale uluslararası yayınlamak var. Bir tanesi bu haftalarda çıkacak inşallah. İşte Facebook gruplarını ileriye taşımak, YDS notu almak. YDS notumuz almadık, ihmalkarlık yaptık ama alacağız. Doktora devam etmek ediyoruz. Seminerlere katıldık, katılmak istedik, katıldık. İşte kitaplarımızdan bahsetmişiz, devam ediyor onlarda. Kapalı olan prosedür kitabı, Amerika'dan prosedürleri satın aldık ama
henüz faaliyete koyamadık. Ne boş fire sertifikası, yangın sertifikası almak. Tabii bu da biraz askıya aldım. Yani bu tarz kendinize bir ajan diye bir plan, program tasarlayın arkadaşlar. Hedefsiz ne dedik? Gideceğin yolu bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok. 2019 benim kendi planım. Yine en az iki bilimsel makale yazmak. Ortalama her sene iki bilimsel makale hedefi koydum. Yine seminer, kitaplar revize edilmesi, işte yüksekte çalışma ile ilgili prosedür kitabı yazmak. HSE plan kitabı nasıl hazırlanır? İşte fire sertifikası, gerekirse diploma. Hani koyduğum hedefler bunlar. Örneğin mesela bu hedeflerimin şöyle bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7'sini, 6'sını yapmışız. Yani yarı yarıya %70'ini yaklaşık yapmışız. Yani %70'ini şöyle bir bakıyorum. %70'ini yapmışım. Lütfen kendinize hedefler koyun arkadaşlar. Zaman dünyadaki en önemli hazinedir. En önemli hazine. O kadar hızlı akıyor ki zaman yönetimini çok iyi belirleyin. Boş boş lak lak yapmayı, aylak aylak gezmeyi. Bak açık söylüyorum ya. Oturup TV'de size hiçbir katkısı olmayacak programlar izlemeye yerine her gün lütfen bir saatinizi iş sağlığı güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, değişen mevzuatları okuyarak, kendinizi yetiştirerek, yetiştirmeye çalışarak geçirin. Günde lütfen kendinize 30 dakika bir dil, yabancı dil, bu İngilizce olsun başlangıç olarak. Bunun İngilizceyi tamamladıktan sonra Rusça, İspanyolca artık hangisini istiyorsanız. Günde 30 dakika, 30 dakika bakın fazla demiyorum. 30 dakika ayırdığınız zaman yani yaklaşık günde 20 kelime ezberlediğiniz zaman ayda ortalama 600 kelime yapar, senede de 6000 kelime yapar ve bu da sizin bir dil öğrenmenizi büyük ölçüde gerçekleştirmenizi sağlar. Yani üşengeçlik ve tembellik yapmayalım. Bize öğretilen en büyük kazık diyelim. Pijama bu televizyon PTT olayı var ya pijama terlik televizyon. Arkadaşlar pijama terlik televizyon olayını minimuma düşürmeye çalışın. Dünyanın en az kitap okuyan ülkelerinden biriyiz. Dünyanın en çok televizyon izleyen ülkelerin başında geliyoruz. Yani yazık yani. Özellikle genç arkadaşlar lütfen idealist olun. Hedefler koyun, kariyer planlaması yapın. Ben her zaman söylüyorum. Yapan insanlar, Shell'deki arkadaşımdan bahsettim. Birçok arkadaşım var. Şu an Moskova'da yaşayan arkadaşlarım var. Hatta biz iş sağlığı güvenlik kursunda tanışmıştık. Şu an Esta firmasında çalışıyor. Moskova'da yerleşmeyi düşünüyor. Güzel de maaş alıyor. Ürkek ürkek götürmüştüm onu Rusya'ya. Şunu söylüyorum. İstekli olun, arzulu olun ve hedefler koyun. Yani hedef olmayan gemiye hiçbir rüzgar fayda sağlamaz. Lütfen kendinize kariyer planları yapın. Benim kısaca diyeceklerim bunlar. Yine size bu sizin mesleki gelişimimize katkı sağlayacak videolar çekeceğim. Yani LinkedIn aktif nasıl kullanılır? Anlatmak istiyorum. Bir bahsettiğim gibi iş güvenliği planının içerisindeki örneğin evacuation, rescue ya da drill plan dediğimiz kurtarma planının nasıl hazırlandığından basamak basamak, step step anlatmak istiyorum. Bunlarla ilgili videolar çekeceğim. Tabi burada benim de vakitsel sorunlarım var. Birçok şey yapacağız diyoruz. %100 yapamıyoruz. Yani %90'lara getiriyoruz ama yapamıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız sizin motivasyonunuzu, moralinizi bozmasın. Yani maalesef adamlar Hakan Erdoğan'la uğraşmanın kendilerine katkı sağlayacağını düşünüyor. Ya benle uğraşmayın abi. Ben sıradan bir insanım. Hep bunu söylüyorum. Herkes bizi sevmek zorunda değil. Kendinizi yetiştirin. Kendi geleceğinizi, kariyerinizi planlayın. Ha bizim size bir katkımız olmuştur. İnkar da edebilirsiniz. Yolunuz açık olsun. Ben hiç kimseye beddua da etmem. Yolu açık olsun derim. Ha, bir şükür, bir dediğimiz gibi teşekkür, bir çay bizim için kafi. Bizim derdimiz sizlerin kendinizi yetiştirip
hem ülkenize, hem kendinize, hem ailenize, kuracağınız aileye ve de varsa ailenize katkı sağlamanız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi videolarımız devam edecek. Herkese iyi akşamlar.